Önce bir tanıdığım, bir sanatçı bana ulaştı. Dedi ki, bir taksici dedi yana yakıla seni arıyor. Hayır olsun dedim. Bir derdi var. Duyurmak istiyor. Beni İsmail Küçükkaya duysa o duyururdu demiş. İnanılır gibi değil. Hani temiz kalplisin derler ya. Taksici temiz kalpliymiş. Biz Cuma günü buradan çıktık, eve doğru gidiyoruz arabayla. Birden bir taksi dikkatimizi çekti. Aklıma geldi. Bana o sanatçının ulaşmaya çalıştığı, sesini duyurmaya, dikkatimi çekmeye çalıştığı taksiciydi o. Nereden anladın mı? Haberden izleyeceksiniz. Videoya çektim. Salih Bey, siz bana ulaşmak istiyordunuz ne zamandır? 2 dakika bir söyleyeyim bari. İsmail Bey, İstanbul trafiğini bir ayda çözelim. 100 tane hazırlanmış proje var. Ekrem Bey'e ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi sizin derdinizde ne yapmak istiyorsunuz? Ekrem Bey duysun. Bu 100 tane İstanbul'un kritik noktalarının çözümlerini tek tek videolara döktüm ben. Bu videolarda YouTube Sahil Altı Taksi'ten yükledim ki test kanalı kaybolmasın diye. Hep bunların çizimleri, çözümleri 4 seneden beri uğraşıyorum. Yapılmış projelerim de var. İnşallah sizlerin sayesinde hem Ekrem Bey'e hem ulaşmak istiyorum. Tamam. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hiç ulaşamıyoruz. Aslında en kritik nokta... Size nasıl ulaşacaklar? Yani telefon numaramız var. Plakanızı var. Tamam. Peki. Her şeyimiz var. Ünlü olmak iyi Tamam. amacımız yani de projelerin Teşekkür yapılması. ediyorum. Sağ Ben teşekkür ediyorum. Trafikte gördük, işaret ettik, sağa çektik, güvenli ve sakin bir yere. Orada sesini duyurmaya gayret ettim. Bazı projeleri olduğunu söyleyen duyarlı bir taksici kardeşim. Bu arada